Bugün yine geleneksel bir menümüz var. İçinden tas kebap ve patlıcanlı pilav yapacağız. Tas kebap tipik bir Türk yemeği. Hepimizin belki bildiği bir şey ama bu da benim tarifim olsun size. İkincisi de annemden ilk öğrendiğim yemektir benim, patlıcanlı pilav. Onun için benim için çok özel. İkisini de beraber keyifle yapacağımızı düşünüyorum. Tas kebap yapacağız. Önümde 2 kilo kuşbaşı et var. Tas kebaplık diye söyledim kasaba. Süt danasından şahane veya bazen kuzudan yapabilirsiniz. O da çok güzel olabilir kuzu sevenler. Ben bunu önce en az 1 saat olmak üzere suda beklettim. İçine de bir çorba kaşığı mısır nişastası koydum. Bunu niye yapıyorum? Çünkü etler yüksek ısıda pişecekler. Hem dağılmasınlar diye, hani bir de etin bir kokusu olur. O koku gitsin diye. Etim hazır burada. 4 tane orta boy soğan alacağım. Onları küp küp doğrayacağım önce. Ondan sonra pişirme işlemine geçebilirim. Soğanları doğradım. Şimdi salçamı da hazırlayayım. 3 çorba kaşığı domates salçasını suyla önce bir eriteceğim. Ben yağ oranını yarım yarım kullanacağım. 125 gramın yarısı kadar tereyağı ve yarım çay bardağı ayçiçek yağı kullanıyorum. Orada soğanları pişireceğim önce. Atıyorum. Soğanlarım renk aldı. Ben şimdi artık etleri de içine atıyorum. Şimdi salçayı ekliyorum. Bir kesme şeker demiştik ama bir tatlı kaşığı şeker de kullanabiliriz. Domatesin gibi her şeye birazcık şeker koymakta fayda var. Hem asidini aldığı için de daha sağlıklı aslında. İki tatlı kaşığı tuz. Ve yine zevkinize göre bir olur, yarım olur. Yine tatlı kaşığı karabiber. Şimdi etimiz dana. Dana daha sert bir et. Ben onu siz normal tencerede pişirebilirsiniz. Ben yine çabuk pişirmek istiyorum. Düdüklüde pişireceğim. Düdüklüde iyice yumuşatmaya çalışacağım. Ama siz biraz da su ekleyeceğim. Suyu artmış olabilir. O suyu iyice çekene kadar düdüklüyü açtıktan sonra da pişirmeye devam edebilirsiniz. Evet, bu kadar yeterli olacak. Şimdi düdüklünün kapağını kapatıyorum. Ete getiriyorum. Ve kaynadıktan sonra 20 dakika daha pişirmeye devam ediyorum.